muhteşem kadın yapılarımızla birlikte cinsiyetçi, militarist, kadın düşmanları politikalara karşı kadınlar için adalet diyoruz. Toplumun dinamik ve direnen kesimi olan kadınları düşmanca saldırılarla susturmak isteyen iktidar, adaletin terazisinde konu kadınlar olunca her türlü tahakkümcü uygulamaları kerifeye koymaktan geri duymamaktadır. Bugün bir kez daha erkek adalet değil, kadınlar için gerçek adalet demek için buradayız. Şiddet ve kaostan beslenen AKP, MHP erkek iktidarının içeride ve dışarıda yürüttüğü savaş politikaları bugün başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesimini tecrit ve adaletsizlikle karşı karşıya bırakmaktadır. İktidarını kendinden olmayanı yok sayarak tekçilik üzerinde inşa eden AKP, yaşadığı siyasi krizden çıkmanın yollarını başta kadınlar olmak üzere muhalif kesimleri susturmaya çalışarak baskı ve zulüm aygıtlarını en ağır şekilde kullanmaktadır. Faşizmin kurumsallaştığı, ülkenin adeta bir cezaevine çevrildiği, yürüttüğü savaş politikaları ile toplumu bütünen tecrit altına yaşayarak bir süreç yürütmeye çalışmaktadır. Erkek siyaset karşısında toplumun cinsiyetçiliğini savunan ve bunun mücadelesini veren kadınlar AKP, MHP ittifakının hedefi haline gelmektedir. Bizi rehin tutanları, tarihteki hükümleri bir mahkeme tutanağı kadar bile olmayacak. Diyen Figen Yüksekdağ, ben kaçmak istesem sizin ruhunuz duymazdı diyen Leyla Güven, sizin devletinize tapmak zorunda değilim diyen Ayşe Gökhan, 12 Eylül darbecilerine diz çökmeyen Ayşe Gülten Kışanak, Sabah Tuncel, Aysel Tuğluk, Şevin Alaca ve adını sayamadığımız tüm seçilmişlerimiz için erkek egemenliğine karşı eşitlikçi, özgürlükçü, adalet mücadelesini yürüttüğümüz tutuklanan siyasi kadınlar için adalet diyoruz. Erkek egemenliğini yıllardır kadınları yok sayarak, iradesini tanımlayarak yaşamın her alanında soyutlamak istemektedir. Bu zihniyetin taşıyıcısı olan iktidar, kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmak için her türlü zemini yaratmaya devam etmektedir. Dünyada örneği tek örnek olan, ülkemizde suç olarak hedef haline getirilen eş başkanlık sistemi yargılama konusu yapılmaktadır. Kadınların erkek egemen yönetim anlayışına karşı uzun süredir mücadele ederek elde ettiği eş başkanlık sistemi yerel yönetimlerimizde uygulamaya konulmuştur. Ancak halk iradesine atanan kayyımlar kentlerimizi erkekleştirmekle kalmayıp kadına yönelik şiddetle mücadele merkezlerini, kadın sığınma evlerimizi kapatarak bu kadınların başvuracağı mekanizmaları yok etmek istemiştir. İşte tam da bu yüzden eş başkanlığı savunan kadınlar için adalet diyoruz. Erkek egemen kapitalist düzen içerisinde ucuz iş olarak, gücü olarak görünen, emeği sömürülen, kamusal alanda mobbinge uğrayan, ev içi emeği görünmeyen kadınlar pandemi süreciyle birlikte işsizliği, yoksulluğu en ağır şekilde yaşamıştır. Yoksulluğun karşısında kadınları güvencesiz istihdama karşı güvenceli istihdam, iş yerlerinde yaşamın ayrıcalığı, adaletsizliğe karşı eşit işe eşdeğer ücret diyerek yaşamın her alanında yoksulluğa mahkum edilen kadınlar için adalet diyoruz. Erkek şiddetine her türlüsüne maruz kalan kadınlar yaşamını savunmak zorunda bırakıldıkları için erkek yargının kendine en bariz şekilde gösterdiği alanlardan olan mahkemelerde adaletsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Erkek şiddetine karşı öz savunmasını yapan kadınlar için adalet diyoruz. Doğasını savunduğu için HES, kömür, maden, rant yapılaşmasına karşı verilen mücadelede ön saflarda olan kadınlar için, yaşamı ve doğayı savunan kadınlar için adalet diyoruz. Genç kadınlar için adalet diyoruz. Burada tüm kadınlara çağrımızdır. Burada bir dakika. Burada 8 Mart
savaşa karşı barışı savunmak için yaşanılabilir bir toplum için. Trafiği açıyoruz. Terk etmek zorunda kalan mülteci ve kadınlara karşı, kadınlar için adalet diyoruz. Gel, gel, az.